Orman yangınlarına teslim olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi. 207 kilometrelik alana yayılan yangın yerleşim bölgelerini tehdit ediyor. Alevler büyüdü, itfaiye seferber oldu. Havadan ve karadan müdahale başladı. Amerika'nın Kaliforniya eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yüksek sıcaklık ve rüzgarlı hava alevlerin daha fazla yayılmasına yol açtı. Klamath Ulusal Ormanı'nda cuma günü başlayan McKinney yangını kontrol edilemiyor. Yangının büyümesi sebebiyle Kaliforniya eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi. Yangın 207 kilometrelik alana yayıldı. 400 yapı tehdit altında. Hafta sonu 500 ev içinde tahliye emri çıkarıldı. Hasarın boyutuna ilişkinse henüz net bir bilgi yok. Yetkililer bölgedeki kuruluğa dikkat çekti. Bu durum alevlere müdahaleyi zorlaştırıyor. Amerika'nın batısı son yıllarda iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarından büyük zarar gördü. Kaliforniya'da geçtiğimiz yıl 2,5 milyon dönümden fazla alan kül oldu. Efendim, enflasyonda maalesef durum böyle. 24 yılın seviyesini gördü. İstanbul'daki enflasyon 3 haneli rakamlara yaklaştı. Peki bunun çarşıya pazara yansıması nasıl oluyor? Eminönü'ne gideceğiz şimdi. Gülay Alaca karşımızda. Gülay, korkutan rakamlarla karşı karşıyayız. Çarşı pazarda durum ne? Orada da korkutan rakamlar var muhtemelen. Senden alalım. Evet Serap, şöyle bir baktığımda evet, bazı ürünlerde gerçekten korkutan rakamlar var maalesef. Açıkçası gördüğümüz zamlar, bugün gördüğümüz zamlar bizi şaşırttı. Şimdi ona bakacağız. O rakamlar nelerde var? Yani hangi ürünlerde zamlar geldi? Şimdi göstereceğiz. Şimdi İstanbul deyince evet, İstanbul'da biraz daha rakamlar yüksek. Diğer şehirlere göre hayat biraz daha pahalı. Kiralar kuşkusuz biraz daha yüksek. İşte şimdi o rakamlara bakacağız. Biz de her seferinde Eminönü'nün nabzını tuttuğumuz için işte o dükkanlardaki rakamları çok net bir şekilde biliyoruz diyebiliriz. Şimdi onlarla ilgili bir kıyaslama yapacağım. Şimdi biraz böyle tezgaha baktığımızda hemen öne Giresun fındık 135 lira yazıyor. Ancak fındık yine bu fiyatlardaydı. Yine Antep fıstığı çok konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. Çünkü Antep fıstığına çok fazla zam gelmişti. Ama şimdi yeni bir zam gelmediğini söyleyebilirim. Yani burada geçenlerde de gördüğümde yaklaşık bir ay öncesinde bir zam gelmişti. Haftalarca yayın yapmıştık ve yine 165'lerdeydi. Şunu aktarabilirim. Son günlerde, son haftalarda gelmiş görünmüyor zam. Biraz daha normal görünüyor son haftalarda verdiğimiz rakamlara göre. Hemen hızlı bir rakamları aktaracağım ama evet, cevizin rakamı biraz dikkatimi çekti. 190 lira. Hemen aklıma Ramazan Bayramı geldi, Kurban Bayramı geldi. Ramazan Bayramı'nda zam gelmişti. Kurban Bayramı'nda o zam devam etmişti. O zaman 170'lerdeydi, 160'lardaydı. Şu anda 190 lira fiyatı. Tabii bunu hep aktarıyoruz. Bunu aktarmakta fayda var. Ürüne göre, yere göre, dükkana göre değişebiliyor. Hemen böyle hızlı bir rakamları aktarmak istiyorum yine. Kajun'un fiyatı 160 lira. Siirt fıstık 185 lira. Yine dediğim gibi fıstık yerinde duruyor. Tuzlu fıstık 58 lira, 40 liralarda olan vardı. Yani ona biraz zam yansımış gibi görünüyor. Çerezler var 85 liradan karışık. Tabii onlar da çeşidine göre değişiyor. 110 liraya var, 185'e var. Diyebilirim ki aslında kuru yemiş de çok fazla yaprak kıpırdamamış. Daha normal görünüyor. Yani çok büyük zamlar görünmüyor. Biraz daha devam edelim ileriye doğru. Bakalım burada rakamlar neymiş? Açıkçası benim en çok da merak ettiğim rakamlar kahvaltılık ürünlerde. Şimdi bu tezgahtan biraz bahsetmek istiyorum mesela. Mayıs ayında Ramazan bayramıydı ama Nisan ayında Ramazan başladı. Ve buradan çokça yayın yapmıştık. Şimdi bu fiyata bir dikkat çekmek istiyorum. Hemen Emrah arkadaşımdan çekmesini rica edeceğim. Bakın gördünüz, kaşar peynirin fiyatı tam 140 lira. Ramazan'ın başına hemen bir dönmek istiyorum. Ramazan'ın başında bunun fiyatı 65 liralardaydı. Nisan'ın başından bahsediyorum. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Yani
yani 4 ay geçmiş. Yani yaklaşık diyebilirim ki %100'den fazla zam gelmiş görünüyor. Sadece 4 ayda benim her zaman geldiğimde özellikle aktardığım fiyat bu. Her seferinde biraz daha değişiyor fiyatı. Hemen yanında başka bir kaşar peynirinin fiyatı var. 115 lira. Hayırlı işler efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz de biliyorsunuz bu rakamı her zaman aktarıyorum ben. Geldiğimde bir Ramazan bayramına o zamanlara döndüm, 60'lardaydı ama şimdi Ramazan en son 73 liraydı bu kaşar. Evet, süt sonra da bir çıkmıştı. Şimdi nasıl oldu bu kadar kısa sürede bu kadar fiyat artışı oldu? Sütlere zam geldi, bunlar 115 lira oldu. O stok vardı, ona zam uygulamadık. O 125'ti 140 oldu, stoklar bitti. Elimdeki stoklar eski mallı partilerimiz bitti. Yeni parti 140 lira. Dolayısıyla size yeni gelen ürünler mi zamlıydı? Yeni gelen zamlı şu anda. Biz eskideki zam, süte zam, geleme zam uygulama yapmadı. Stoklarımız bitti. Stoklar bittikten sonra bir zam uygulamayı yaptık. Bu mesela 140'tı, bu 125 lira çıktı fiyatı. Bunu 195'e tekrar indir oldu. Bunu şu anda süt biraz daha çoğalma başladı. Sütler bu fiyatları devam ediyor şu anda. Nasıl yani, indi mi orası, anlayamadım. Bu indirin de burada belirtmişiz yani. 95, bu 120 idi, 95 lira yapıldı bu. Bu da 90, 100 liraydı. 89'a düştük şu anki fiyatlar. Yani bu hafta böyle devam edecek. Ama süt ihaleleri var. Bugün bir ay sonunda, bu ayın sonunda süt ihaleleri gelir. Sütte zam gelmese bu fiyatlar devam eder. Ama sütte zam gelirse o zaman fiyatlar yükselecek tekrar. Peki, umarız gelmez diyelim. Umarım bir dahaki geldiğimde etiket değişmez diyelim. Çok teşekkürler. İnşallah. Hayırlı işler efendim. Evet Serap, Eminönü'nden aktardık hem kuru yemiş hem de kahvaltı fiyatlarını. Emrah Kahraman'la sözü artık buradan sana bırakalım.